Az bilahe min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman rahim alamin ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sorunuz olursa sorarsınız. Ben toplama yaptım sizden. Bu nedir bu kitap? Bunun gibi 5-6 tane var. Risale-i Nur'dan derlemeler serisi. Toplama. Müspet sohbet diye. Sohbet S, S maddesi. Onlardan böyle. Her kelimenin toplaması yapılmış. Biz de bunu da Rüştü abi vermişti. Bak ne yazıyor? Görüyor musunuz? Niye ne yazıyor görüyor musun? O, bakayım. Oku. Verilmez. Verilmez. R yukarıda imza Rüştü abinin. Kesinlikle Rüştü abinin şahsına aitti. Verilmez. Kendisine yapmıştı. Verilmez Rüştü imzası onun. Allah rahmet etsin. Ee, ben atlaya atlaya okuyorum. Sohbetler nasıl olmalı? Beraber oturduğumuz, kalktığımız zaman ne, neler düşüneceğiz? Neler konuşacağız? Nasıl davranacağız? Neyin peşinde olacağız? Tamam. Dershanede bu lazım. Bu dershanesiz değil ki. Evde lazım, ailede lazım, okulda lazım, ne bileyim iş yerinde lazım. Arkadaş münasebetlerine lazım. Hayatta lazım, dünyada lazım. Konuşmamız nasıl olacak? Bir. Birbirinizi teselli hem kuveyi manevi takviye hem tatlı sohbetle muzakeri ilmiye hem nurların yazması ve mutalaları ile bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Demek ki şualar 500 ilmi. birbirimize konuşurken itham edici aşağılayıcı değil teselli verici kuveyi manevi takviye edici birbirimizin imanına yani e, böyle küstürüp de soğutup da ya uf burada da mı ya dettirmemek gerekiyor. Yoksa mesul olur. Çünkü bir aileden şey yapmış, aileden ailesinden uzak. Şu anda yaz sezonu oynaması gerekirken gençlerin burada bulunması tabii ki nefsani bir sıkıntı. E şimdi bir de birbirimizle imtihan olursak, birbirimize teselli vermeyip de birbirimizi vur kırıcı olursak o da kuvve manevisi kırılır. kuvve manevisi kırılınca yeni arayışlara geçer. Yeni arayışlara itilmesine de ben veya sen sebep olmuş oluruz. Buna da dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Birbirimizi teselli verici, kuvve-i manevi takviye edici, tatlı sohbeti ilmiye, ya risaleleri yazmak, ilgini çeken yerleri yazmak, ya Nurlar yazması. Buradakini okuyorum. Sübeyir. Mutalaları. Yani ben haftada iki gün yapıyorum ama siz de her gün mutala yapıyorsunuz. Mutala yapmak. Muzakere yapmak. Mutala kendin çalışman. Kendin tetebuat yapmak. Sonra o çalışanların bir araya gelip havuzda muzakere yapmaları. Bu geçici zahmeti kaldırıyormuş. Zahmeti rahmete çeviriyor. İnsan bu sefer rahat ediyor yani o oh, elhamdülillah. Yani belki nefsani itibariyle e, bazı isteklerimiz gemlenmiş, bazı şeyler yapamıyoruz ama ruhen rahatız. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye yani bu sohbetler, muzakereler, dersler yani kendi başına okuma değil bu muzakere o beraber muzakere veya mutala yapmakta neymiş? Bu sohbeti 260'ta geçiyor Barla'dan orada okuyacağım. O mütefekkirane birbirimizi tefekküre sevk eden şu beraber mutalalardan sohbet imani zemin yüzünün bir manevi zinneti ve medar-ı olduğuna işareten. Ha, demek ki yeryüzünün zinnetiymiş, süsüymüş. Semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisen illa sohbet, zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi sani Zülcelali'nin çok güzel asarı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek Sani'lerini sevip sevdirirler. Düşündüm, düşündürürler. Niye bunu okudum? Böyle olacağız. Beraber mut'al edince. Yani ee, sahabeler ne yapardı bir araya geldikleri zaman? Şöyle diyor. Müsbet sohbetmiş. Sahabeler ben uzun olmasın. Sözler 489'da diyor. Ee, sohbette diyor. İnikas ve incizap var, iksir var. Sohbette, şuradan okuyayım biraz, çizdiklerimi okuyayım. İslam adabında ve muaşeretinde müsbet sohbet makbuldur ve faydalıdır. Fakat nazarları dünyaya, konuşma böyle yapmayacağız, dünyaya, afakiyata, malayaniyatı dağıtan ve ahlak ve adaba aykırı düşen menfi sohbetler ise caiz değildir ve zararlıdır. Böyle sohbetlerden 23'e 3, 28'e 55 gibi ayetlerde men ediyor. Yani adaba, ahlaka, edebe, müsbete zıt yapılmaması lazım. Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki yani beraber muzakere, mutala etmek öyle iksirdir ki iksir ne? Tesir ediyor. İlaç gibi çok. İksirdir ki bir dakikada ona mazar bir zat yani sohbeti sohbet sohbeti nebeviye o derecesi yüksek. Ama aynı kanun var. Tabi o kadar seviye değil tabi aşağı. Ama bu sohbette ne varmış? Öyle bir iksirdir ki bir dakika bir genç o sohbete katılsa ona mazar bir zat senelerce seyri sülüke mukabil hakikatin en varına mazar olur. Ne? Şu mu? Üçüncü hikmet hapise giren nur talebeleri medreseler kapalı bir yere. Hapise giren nur talebe kanunu aynı kanun. Tevil etmiyoruz yani kapalı. Yani kanunu aynı. Hapise giren nur talebeleri ne, ne diyecek şimdi? Birbirinin hallerinden seciyelerinden, özelliklerinden, ihlas ve fedakarlıklarından ders almaları ile beraber nurlar hizmetinde dünyevi menfaatleri daha aramazlar. Evet, Medrese Yusufiye'de çok emarelerle her sıkıntı ve zahmetin on belki yüz misli maddi ve manevi faideler ve güzel neticeler ve imana geniş ve halis hizmetler gözleriyle gördüklerinden tam ihlasa muvaffak olurlar daha cüzi ve hususi menfaatlara temiz etmezler. Yani bir araya gelmek başka hangi şartlar olacak ki dershane olmasa o zaman hapishaneydi. Dershane yoktu. Dershane belirli zamandan sonra açıldı. İstanbul'da ustadın vefatından sonra Zübeyir abi geldi şeyde Beyazıt'ta Kirazlı Mescid'in orada ilk dershane açtı. Sonra Fındık Zat'ı açtı. Sonra Koca Mustafa Paşa da açtı vesaire. Yani dershane olmadığı için o zaman bir araya gelip nur talebi birbirinin seciyelerinden, özelliklerinden ancak hapishanede istifade ediyorlardı. Onun için hapishaneye medrese yusufi olmuştu. Şimdi de bu yani böyle imkanlar nerede olacak? Yani bir e, mazisi olan bir abi gelecek böyle size risanında şey yapacak veya bir araya gelmenize sebep olacak. Yani nerede o zaman? Onun için sohbet-i nubive, nebeviye. Yani dolayısıyla o kanun sohbette bir iksir var. Yani sirayet var. İnsiba var, boyalanma var. Benim mesela Kabe'ye gidince 16. sözde söylüyor Kabe'ye. Her giden maneviyatını atıyor. Şeri atmıyor. Maneviyatını atıyor. Düşün milyonlarca Müslümanı maneviyat içinde. Herkes maşapası kadar komple maneviyattan alıyor. Onun için veli oluyor. O, o kabın içerisine sohbette insiba var. İnikas var, boyalanma var. Nasıl oluyor? Sen belki muvaffak olamazdın, belki de zor olurdun ama 60 senelik bir neticeye sen bir anda muvaffak olabiliyorsun. Nasıl oluyor? İnikas, insiba var. Birbirimize aksetme var. Rahmet ilahiye tabii bunu onaylıyor. Sana aşırmalı veriyor. abi camilerde bir bugün toplanıyor cuma. Evet. bir bir hikmeti de bu işte. Zaten gayrimüteşirde ustada soruyorlar. Latince'de yok. Ustadım diyor. Camileri gidelim mi gitmeyelim mi diyor. Niçin soruyorlar? Çünkü bida girmiş. Dinde olmayan şeyler. Acayip acayip şeyler girmiş yani. Şimdi çok şükür camiler çok iyi. Eskide bidalar girmiş. Ustad demiş ki camileri ehli bidaya bırakmayın. Camiye devam edin. Bırakmayın demiş. Yani bu sırada... Evet. evet. Bir araya gelmenin sırrından dolayı o bir daha inşallah ona zarar vermez o kişilere. Ee, Sirayet. Hmm. Bak sohbeti nebevi öyle bir iksirdir ki bir dakikada on bir dakikada ona mazar bir zat senelerce seyri sülüke mukabil hakikatin envarına mazar olur. Hakikatı görür. Hakikatı anlar. Nasibi varsa tabii. Sahabeler ise sohbeti nübüvvetin inikası ile. Yani ayna düşünün. Aynaya güneş vuruyor. Ama orada karanlıkta bir bahçe var. Ağaç var. Ağaçlar var, tükeler var. Ama veya bu durum var. Bu güneşten direkt edemiyor. Bu aynaya vuran güneşi oraya yansıtıyor. İngiltere'de böyle ben bir e, otopark gibi bahçe gördüm. Güneş enerjisini katlara vuruyorlar. Böylelikle işte haşa güneşten maksat şemsezeli Cenab-ı Hak. Aynada maksat sohbet-i sohbet nübüvvet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu. Oraya Cenab-ı Hak hakikati vurarak oradan ümmetine aksettiriyor. Onun için sohbet-i nübüvvet yani orada akseden ne aynıdır ne gayirdir. Direkt. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a mesela aynadaki güneş. Güneş midir? Değildir. Değil midir? değil de değildir. Ne, ne deniliyor? Ne aindir ne gayr. Onun için sahabeler sohbeti, sohbeti nubuvetin inikası ile ve incizabı ile, iksiri ile üç defa, üç tane inikas ediyor. İnci, i̇nsan da cezboluyor. oluyor. yani dönüşüyor. Sonra tedavi oluyor. Güneş vuruyor aynaya. Oradan bana vuruyor. İnikas etti mi abi? İnikas etti beni cezbetti, celbetti ve tamir etti. İksir etti yani. Yani farklılıklarımı akıl, kalp, ruh birbirine zıt olan şeyleri bütünledi. Ne yapmış? İnikası ile, incizabı ile, iksiri ile tarikattaki seri sülük daire-i azimin tayine mecbur değiller. Yani İsa i böyle muzakere mutalasına mazar olan bir talebe tarikatın seri sülükü için o evrada, o eskara ihtiyaç yok. Çünkü o evrat, o esker, o zikir oraya varmak içindi. Nur talebeleri e, zikirden ziyade ilim ile, hakikat ile mazar olur. O zikir derken Kur'an evrat okumak değil, böyle tesbih alıp şey yapmak değil. Bunu kastediyorum. Buna mecbur olmadan bunu 91. sayfa Emirda bir de söylüyor. Yani zikre nispeten ilim ile hakikata yol açmış. O hakikati ilim ile varılıyor. Bir kademde bir sohbette zahirden hakikatı geçebilir. Bunu Mektubat 50. sayfada İmam-ı Rabbani Hazretlerine naklederek usta söylüyor. 50. sayfadan söyledi. Mektubat 50. Oradan alınmış bir parça. Bu yani toplamadır ya bu. Velayeti Kübra, Velayeti Usta, Velayeti Sura var. Orada anlatıyor bunu. Demek ki sohbeti nubuvet öyle bir iksir. Başka incizap ve e, inikastır ki bir anda hemen dönüşüyor. İşte bedevi bir sahabeydi. Medeni memleketlere muallim oldu. Bir sohbette. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetinde ne varmış abiler? Bir inikas. iki incizap. Üç iksir. İnikas, peygamber aleyhisselatü vesselamın nuruna kendisine gözükmeye muhatap olmak. O, o nurdan hufaş gibi, yani güneşten rahatsız olan yarasalar gibi peygamber aleyhisselatü vesselamın nurundan e, mahrum olanlar da vardı ya, beşte dördü. Ama inikas, muhatap olman gerekiyor, kabul etmen gerekiyor. Sana geldi, peygamber aleyhisselatü vesselamın nuru inikas etti sahabeye, sonra... İncizap cezb oldu sahabe. Onunla gıdalandı. Sonra ne oldu? İksirlendi. Ona dönüştü. kas, incizap, iksir. Sonra insiba. Ee, mesela cahil, vahşi bir adam bir gün sohbeti nebeviye mazar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O mutemedin kavimlere mu'alimi hakayık ve rehberi kemalat olurdu. Sözler 489. Görüyor musun? Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam festakim kema mürte emrini tamamıyla imtisal ettiği için emrolunduğun gibi dost doğruluğu ol ettiği için bütün efali, efal fiilleri, akvali kavilleri, sözleri, ahvali halleri ve etvari tavırları İstikamet katı bir surette görünüyor. Hatta tekellümünde konuşmasında ve yeme ve içmesinde şurbünde iktisadı rehber israftan katiyen istinab etmiştir. İstinab et, iştinab etmiştir. Mesela ağız vermiş Cenab-ı Nasıl anlarız böyle? Kontur, eskide kontur vardı. İlk telefonlar çıktığı zaman yüz kontur, o zaman kimse kimseyle maç konuşur muydu telefonla? Kontur gidiyor. Yani yüz kontur. Hatta normal şey değil. Kendisi çağrı bırakıyordu. Sen beni ara. Senin gitsin. Onun gibi Allah da her her gün her insana yüz kontur koysa ağzına. Yüz kontur kadar konuşacaksın. İftira ettin on kontur. Yalan konuştun beş kontur. Normal konuştun bir kontur. Zübeyir yalan konuşur mu adam? İftira da yapmaz. İftira, iftira yaptığın zaman 10 kontur. Gıybet edince 5 kontur. Normal konuşunca 1 kontur gidiyor. Ama toplam 100 kontur. 100 kontur bitti öyle yine kadar. İkindi de ondan sonra böyle olur musun? Ve sen alır mısın ya yani böyle maçın ne oldu biliyor musun? Nasıl gitti falan? Kim konuşur? İşte ama aslında konturluyuz da. Şu fatura şimdi çıkmayacak. Kaşır meydanında çıkacak. Herkes yaptığını ettiğini öyle görecek ki. Oo, öyle bir gün ki. Herkes yaptığını ettiğini zannediyor ki klavyede böyle telefonlarda ve bilgisayarda şu anda kimse yok ama Allah'ı unutuyor. Allah'ı unuttuğu için <laughs> enselerinden yakalayacağım diyor. Sonra devam edeyim. Mesela şu zamanda siyasi konuşmalar. Şimdi şu üç şeyden uzak olacağız. Bir, siyasi bu asırda en çok konuşulan üç tane hastalık var. Siyaset metaı, hayati dünyeviyenin temini, felsefenin revaçları. Felsefe okuldaki felsefe değil. Dini kafasına göre yorumlamak. Bana göre diyor. Topa bir defa vurmamış, top yorumu yapıyor. Dinin desini bilmez, bana göre der, dini yorumlar. Selefi Salih'in aslında peki ne vardı? Yani asıl saadet ve tabiin ve tebiin tabiin 300'e kadar 300 seneye kadar ne vardı ee, Cenab-ı Hak e, semavat ve arzın haliki bizden arzularını kelamından istinbat etmek nuru nubuvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet ebedi kazandırmak vesailin elde etmek idi. Yani sahabeler bir araya gelince biliyor musun ya bu bugün peygamberimize vahiy geldi mi? Yani kendisi hurmalık değildi vesaire. Belki kaçırdım. Belki, akşam olacak zaten. Sen nereden geliyorsun hurmalık? Ben Çarşı'daydım. Ya bugün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vahiy geldi mi ya? Tarlada mecbur hurmalık şey yapıyor. Akşam mescidi zaten konuşulacak. Bütün akıl, fikir, meraklar, sema ve arz ve içindekilerin sahibinin marziyatı bizden isteği neydi? O konuşuluyordu. Merak ediliyordu. Şimdi üç şey konuşuluyor. Siyaset, yani öyle acayip ki bile bile yalan. Acayip bir şey ya. Bile bile acayip. Zannediliyor ki bu dünya sahipsiz. Zannediliyor ki bu dünya baki. Hey gidi. Gözlerin ters döndüğü. Güneşin bir karış indiği. 30 küsür derece sıcak İstanbul'da dayanamadığın halde bir güneşin diyor hadiste bir karış indiği ve ayette de bu mana var. O gün Pü, kimse kimseye yardım etti. Yani o iftiralar, o yalanları, o şeyleri, ne bileyim o namazsızlıkları nasıl ödenecek? Akıl duruyor ya. Ya Zındıka komitesi böyle Müslümanlara ahireti kazandırıyor. Kendilerini de, de yok ediyor diye. O zaman sema ve arzın ve orası ve içindekilerin sahibi olan Cenab-ı Hak bizde ne istiyor? Böyle düşünüyorlardı. Şimdi siyaset yalan. İki, hayat-ı dünyanın temini. Ne oldu lan o KBS, KKS kb, miydi? E, o işte. Ondan sonra yok memuru tamam olacak da onlara bir... Fakat her yere onu soktuk. Bu ortamda olmaması lazım. Yani ders yapılan ortamda, şu ortamda, aşağıdaki mescitte dünya konuşulmaması lazım. Telvis ediyor, kirletiyor, manen kirleniyormuş. Mesela nasıl anlarız? Evi düşünün. Yatak odanızda salonu düşünün. Bir de burayı düşünün bakın. Niye böyle? Burası farklı. Allah kelamı olduğu yer. Peki tersini düşün. Burada bu ortamda yani şu anda şu ortamı düşünün. Şu dershane burası. Husus odanız var. Orayla burası bir mi şimdi? Benim odam bile sabahtan akşama çalıştığım halde bu böyle nurani değil. Görmüyor musunuz burayı? Işık yandığından demiyor. Yani ruhani bir şey yok mu yani? Dünyevi şeylerde konuşulursa burada Kur'an nasıl nurlandırıyorsa onlar da zulmet katlıyor. Ama nasıl oluyor? Ağızdan çıkanlar burada kalıyor işte abiler. Nasıl oluyorsa göz görmüyor. Kasavet bağlıyor. İnsan ortama girdiği zaman sıkılıyor. Hani deriz ya bazı insanların böyle gözlerine bakınca en gerek ilanı gibi sokar. Bazı ortamdan da sıkılırız. İki sebepten sıkılırız. Ya biz sıkıntılıyız, güzel ortam bizi sıktı. Veya biziz de ortam kötü onun için sıkıldık. İkisi de var ya. Demek ki kirletmemek için temiz olması lazım buranın. Yani halı temiz olduğu gibi havası da temiz olması lazım. Ustad radyo için diyor. Beşte bir hevesat olmalı diyor. O da ilahi milahi. Beşte dördü hakikat olmaz. Ne yaptı diyor? Niçin söyledim? Radyoyla hava kirlendi diyor. Ustad havanın şartlarına göre alem İslam'ın haber bültenini anlıyordu. Haber bülteni. Havaya bakarak gelecek gelme ihtimali olan şey tehlikeleri haber verirdi. Şimdi ise saadeti ebediye bedel saadeti dünyeviye medarı nazardır. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Acayip ondan sonra da cezasını da çekiyoruz. Ne oluyor peki? böyle olduğu için bak bize yansımasını okuyorum. Tevekkülsüzlük içinde, tevekkülsüzlük içinde derdi maşet ruha sersemlik, tevekkülsüzlük içinde derdi maşet geçim derdi olmadığı halde geçim derdi zannetmek, zannederek ruha sersemlik, felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, beşerin muhiti içtimaiyesi o şahsın zihnine ve istidadına ihtiyat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. Ben burada biraz durayım. Şimdi saadeti ebediye bedel şimdi saadeti dünyeviye nazar ediyor. Beşerin nazari dikkati tamamen bu manalar dünyaya. Mesela Rüştü abi derdi ki önce dünya sonra dünya sonra dünyamıza yardım eden din. Yani bela, musibet, hastalık olunca üniversite imtihanına gireceğiz. Şey, dualar ne, nasıl olacak? O zaman dualar edeceğiz. Da bir, yere, bir yerden yardım, isteyelim ki kariyer alalım. Yani ilk önce dünya, sonra da dünya, sonra dünyaya yardım eden din. Yani hastalık, musibet, dert, psikoloji olunca hani rastlarsınız. Böyle. Canlı yayında da olan var. Belki çünkü bazıları da kızıyor. Ya abi işte gelmek istiyorum, işte çocuğumu göndermek istiyorum. Yok kardeşim almıyoruz. Niye? Burası hastane değil. Burası akıl hastanesi değil. Burası darul hacizede değil. Ya istifade. İstifade değil kardeşim. Ya ottan, ya bilgisayardan. Zeyil duman olmuş. Motor, cihazlar, bütün kablolar yanmış. Nesin dizi? Burası dizi değil mi? Buranın bozuyor. Siteden istifade etsin, Risale okusun, derslerine, mahalle derslerine gitsin. <laughs> Yandı bir kere. Yani nasıl tamir olacak? Buranın de bozuyor. Ya. Ee, yandıktan sonra peki ne olur? Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet esas olmuş. Tevekkül olmayınca Allah'a tevekkül etmiyor. Tevekkül Allah'a vekil etmek. Allah'a itimat ve kanaat. Bak teslim, tevekkül, itimat, kanaat olmayınca ruha sersemlik vermiş. Sersem ne demek biliyor musun? Sersem. Ne demek? Söyleyeyim başı dönen. kafası içi zehirli. Şu. Şöyle yapayım en basitinden. Şimdi hepiniz belli ya. Hepiniz bellisiniz. Şimdi beni birisi kaldırsa havada veya bir cihaza koysanız ona. Dönsem, 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 dönsem. Başım döner mi abiler? Döner. Sizi nasıl görürüm? Beyaz bir çizgi. Çünkü çoğunlukla beyaz giymişsiniz. Veya renkli böyle. Sizi net görür müyüm? Tek, 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 dön. Hepsi birbirine girişmiş. İşte Kafa zehirli olunca artık her şeyden hiçbir şey tatmin etmiyor. Tablettir, paradır, gezmektir, şudur, tatminsiz, doyumsuz. Ne oldu peki buna? Yaşlanmadan yaşlandı. Yani hadiseler o kadar yoğun olmuş ki onun ruhunda ruh sanki 80 yaşında 90 yaşındaki dedenin ruhuna dönmüş. Hadiseler onu yaşlatmış. Ayet söylüyor. Yaume yecelul mildane şiba. Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Ne demek ihtiyarlattı? Yani bir 80 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşındaki bir babanın, bir amcanın, dedenin ruhu gibi olmuş 10 yaşındaki çocuğun ruhu yaşlanmış. Neyle? Tabletlerle, telefonlarla, şeylerle duman etmiş. Ya. Duan etmiş. Şimdi <laughs> büyüklere ne olmuş? Üç tane şey maksat olmuş. Siyaset meta. Hep siyaset. İki, hayat-ı dünyanın temini. Dairesi var bir daire daha. Arabası var. Ayağı yerden kesildi. Her ay araba değiştireyim. Mümkünse her gün değiştirse. Her gün acayip. işi gücü, araba, para, kariyer. Ne bileyim böyle ya. Hayat-ı dünyanın temini üçüncüsüne felsefenin merakları. Felsefe nedir? Kendine göre hayatı yorumlamak. Felsefe okul okul felsefesi değil bu. Dinden kopuk bir düşünce. Peki ne yaparmış bu? Tevekkülsüzlük yapar. Tevekkülsüzlük ruha sersemlik veriyor. Ruhta hiçbir şey tanımlanamıyor. Sonra akla körlük veriyor. Akıl anlamıyor, intikal etmiyor ya. Anlatıyorsun böyle bir misal. Aynı bunun gibi. <gülüyor> diyor. <gülüyor> ne diyorsun ya diyor. Mesela aşağıda bir e, gramofon dersi vardı değil mi? Plak gösterdim bak. Solumda oturan birisi, koltukta birisi var. Koca adam 30 yaşında ancak var. Bak şimdi çocuk. Gramofon, plak var ya plak dönüyor. Abdü Samet Kur'an okuyor yani. Görmüyor musun? Görüyorsun. Bu taş ya taş. Diyorum ki bak bu plak hiç böyle görmeseniz bu plan döndüğünü de oradan seçin. Şimdi plak size gözle gösterseler içinde ses olduğunu hayal edebilir misin? O ilk plak çıktığı zaman taştan yapmışlar. Şimdi plağa hiç benziyor mu sesi dedim. Benzemiyor. Sese hiç benziyor mu sesin içinde mana? Mananın içinde fikir, fikrin içinde his. Bak hem de çalı gösteriyor ya duvarda gözüküyor. Diyor ki Geldiği dersten sonra <laughs> bu niye gözlem anlamadım diyor. Dedim bak plağa benziyor insanda. İnsan plağa benziyor. Plakla alakası olmayan ses, plakta insan vücudu. Bak, insan teknolojisiyle plan içerisine hiç alakasız olmayan plakla hiç alakası olmayan sesi yükledi. Allah da bedenle alakası olmayan ruhu yükledi. Onu hangi ilim ve teknolojiyle yaptıysa ruhu bedene de böyle yükledi. Ben anlamadım gene dedi. Aynı böyle. Anlarsın be kardeşim inşallah. Niye ne, ne oldu? E, felsefe tabiye maddi akla körlük vermiş. Mümkün değil. Şu derste hepimiz farklı etkileniriz şu dersten. Ne kadar bozul bozulmuşsak maneviyatta şey yoksa karşılık bulmaz. Evet tabi canım öyle olmaz. Doğru söylüyor abi ya. Ama hissi böyle latife duygular pek aktif olmaz. Darbelendiğimizden dolayı yaşa başa bakmaz. 60 yaşındaki insan tarif olmamışsa daha fazla istifade. Mesela 10 yaşında, 15 yaşında. Sen kaç yaşındasın delikanlı? 19. 19. Mesela eğer muhatap olmuşsa çok, her türlü video muhatap olmuşsa bunun ruhu ne olur? Sanki 70-90 yaşındaki insan gibi olur. Olmuşsa muhatap. Yame yecelül bildane şiba. Öyle bir günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Çocuklar ihtiyar olacakmış. Allah Allah. Sor. Çocuklar mesela geliyor bazen medreseye. Veya ben sahil yerlerde de gördüm. E, medresede dursun diye bazen eline telefon verilip çocuk oyun oynuyor medresede. O çocuğun kalması için ona müsaade edilir mi? Yoksa o medresenin havasını bozduğundan dolayı. Yani burada telefonu verdikten sonra evindeki odayla ne farkı var ki? Bir kere karşı? bak şimdi adam dışarıda mesela olacağını şöyle bir mantık oluyor bu tarzda. Dışarıda olacağını en azından burada telefon alıyorsa tamam. değişir. Tamam. Doğru, doğru. Çocuk noktasında öyle de buraya zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Yeni duyacağınız bir şey. Yatılı çocuklar, bulu çağına gelmeyen çocuklar dershaneye yatılı alınmaz. Alınmamalı. Niçin? Ona dinde şabru emret denilir. Sakallı gelmemiş yani bulu çağına gelmeyen çocuk la, şeydir yani kız çocuğu gibidir. İ, İslam dininde, hukukta buna şab, şabru emret denilir. Bakarsınız görürsünüz Lugat'ta. Bunlarla e, böyle ihtilat olmaz. Ne demek? Yalnız bir odada oturulmaz. Yani dolayısıyla o çocuklar gidip gelecek. Yatılı kalmaları doğru değildir. Hem de Rüştü abi Kur'an kurslarda var ya yatılı kalanlar vesaire. Yani dikkat etmeleri lazım mesela. 20 tane kişi kalıyor değil çocuk. 20 tane iyi bir ailenin çocuğun yanına bir tane kötü ailenin çocuğu gelse o 20 taneyi de bozuyor. Ahlaksız ahlaksız gece konuşmalar ranza ya. Biz de büyüdük de Mecidiyoköy'de ben bir odada 8 kişi kalıyorduk. 4 tane ranza vardı 2'yi 2'ydik. Ya kardeşim ağzı durmuyor ki bozuk bir aileden gelmiş. Yatırmıyor ki o, bir tane de bulmuşsa oradan oraya karşıdan karşıya. Yani sa yani ne yatabiliyoruz? Bir de ahlakını bozuyor. İştahını açıyor. Bu adamın ne işi var der sana? Gitsin gelsin. Ne yapalım senin bozduğun çocuğu burayı mı bozacağız? Yani kısacası cümle şu. Ee, kendi işini ortadan kaldıran hiçbir iş senin işin değildir. Bir daha kendi işini sekteye uğratan, kendi işini ortadan kaldıran hiçbir iş senin işin değildir. Senin ahengini ortadan kaldıran bir sebep senin işin değil. Mesela iki gün önce mi size söylemiştim? Birisi beni aradı. Bir abi vasıtasıyla aradı. Yani kıramayacağım abi aradı. Benden yaştı. Buyur abi dedi. Hasan kardeş dedi. Ee, yanımda dedi benim dedi bir tanıdığım var. Dershanede diyor kalıyor. Sıkıntısı var. Lazım olduğu için anlatacağım. Sıkıntısı var. Biliyorum sen cevap vermiyor. Hakikaten vermiyor. Arama kardeşim ben doktor değilim. Ben anlayan da değilim. Ne biliyorsam söylemişim dinle. O kadar. Dayılıyor. Ya dedi hatırım tamam abi. Neymiş sıkıntısı? Hadi ben de dinleyeyim dedi. Söyledi. Yanında kalan dershanede. Anlattı. 3-4 dakika sonra. Tamam mı kardeşim? Tamam dedi. Böyle bir sıkıntım var. Dayanamıyor falan. sıkıntı Dedim ki kardeşim senin niçin sıkıldığını sen bilmiyor musun dedim. Bak ölçü şu. Ona şu sorulur. Sıkıntıdan kurtulmak istiyor musun? Evet. O zaman sıkıntına sebep olan şeyleri terk et. Sıkıntına sebep olan sebepler var oldukça sıkıntıdan kurtulmaya çalışmak ahmaklıktır. Einstein'ın da buna ait bir cümlesi var. Sebepleri değiştirmedikçe sonucu değiştirmeye çalışmak ahmaklıktır. Sen sıkılmana sebep olan Sebepleri bilmiyor musun? Biliyorsun. Onlar değiştirmeden sonucu mu değiştireceksin? Senin sıkıldığına sebep olan o hadiseleri bilmiyor musun? Biliyorsun. Ya onu terk edeceksin. İlk önce şunu soracaksın. Tahir, ailen vesaire sana sor. Abi ne yapmayalım? Kardeşim bundan kurtulmak istiyor musun sıkıntıdan? Evet. O zaman sıkıntına sebep olan sebepleri terk etmen gerekiyor. Bunu, bunu Kabul ediyor musun? Yoksa hiçbir şey olmaz. Dedik anladın mı dedi. Anladım abi dedi. Eğer anlamadınsa ben konuşmalarından sorundan anlayayım mı ya, neler yaptığını. Mazi çünkü. Sıkıntı mazi. Mazi korku gelecekle alakalıdır. Göğse durup dururken sıkıntı basması mazideki günahlardır. Durup dururken kaygı endişe gelecekten geliyorsa bu korkular ahireti yorumlayamamaktan kaynaklanıyor. Korkuların çaresi imanı bilahiret, sıkıntıların çaresi imanı billah. Sıkıntıların sebebi günahlar, korkuların sebebi vehim ve vesvese, yorumlayamamak. Ahirete ait doğru bilgileri olmaması. Sıkıntı geçmişten, korku gelecekten geliyor. Sıkıntının sebebi bu. Bak gördün mü? Nerede bulacağım böyle bir şey? Aa, ben sana bunu paylaşıyorum. Yani bana sorsan da aynı şeyi söyleyeceğim. Beni aramana ne gerek var ki zaten söylüyorum. Ha o kadar bilgim var. Ama sihirli denem yok. Okus, bokus hemen gitsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Benim canım çıkıyor. Ee, arzularımı, isteklerimi tehir etmeye, ötelemeye ta ki sıkıntı olmasın. Rahat edeyim. E sen her türlü şeyi yaşayacaksın. Haram herhal demeyip muhatap olacaksın. TikTok mu, YouTube'lara gireceksin. Ona kapattıktan sonra mutlu olacaksın. Böyle var mı böyle bir dünya? E ee, kendini koruyacaksın kardeşim. Çocuk. Ha dedim ki kendi işini ortadan kaldıran hiçbir senin işin değildir. O çocuk gelip buranın hangini bozuyorsa bizim işimiz değil onu düzeltmek. Onu ya aile düzeltecek ya bakır köyü düzeltecek. Çünkü niye? Buraya buraya aynine zarar veriyor. Buraya kim gelir? Ya iyi olmak istiyorum. Diriniyorum toplum ama boz e, bozuldum, duman oldu. Bari ne yapayım? Canım sıkıldı. Ne yapsam, ne etsem? Ha şuraya bir adam varmış. Gidelim oraya dedim. Ha fotokopi makinesi var orada. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Demek kardeşim kendini mukayyet olacaksın. Böyle bir zamandayız. Herkes kendisini artık korumaya alması lazım. İtfaiyecilik yaparken itfaiye muhtaç olma. En büyük hizmet bozulmamandır. Sen bozulma yeter. Bozulmak istemeyenler sen de yardım isterse söylersin. Bak ben de dersem. Bak bunlar okuyorum. Bak çizdim bak. O zaman bak 3 nok yıldız koydum. Şimdi size onu okuyacağım bak. Bak neler var. Ne mevzular var burada. Kaç tane? Bu üçüncü cilt galiba. Kaçıncı cilt? 3. Çalışıyorum. Kaç defa atlet değiştirdim. E bedava mutluluk var mı? Öyle bir şey olur mu? Her türlü me her türlü nefsaniyet yaşayacaksın. Bir de benim gibi mutlu olacaksın. Böyle bir şey olur mu? Lan yüklüyor seni ya. Sohbeti nübüvvette ne varmış abiler? Üç tane. Eksiksiz eksik söyleyeceksiniz. Üç tane. İnikaz. İncizap. 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 İksir. Sonucu? İnciba. İnsiba. Boyalanmak. E o tiktaklar da seni böyle yapar. İncizap yapar. İksir yapar. İksirliyor ya. Sihir sihir. İksir sihir. Hepsinin sihir var. Bedava o videoyu mu verir sana? Şimdi üç defa çizdiğimi okuyorum. Bak kaldıramıyorum. Çok ağır kitap. Ama öyle yapayım. Bak üç tane yıldız koydum. Onu okuyacağım şimdi size. Hop. Demek müsbet telkin. Demek ki müsbet böyle konuşmalar. Tekamül şartlarını bulmak için bilhassa nur medreselerindeki hayatta asr saadetin meskul sohbetlerine ihya ve asarı ı hazirin sohbetlerine de kapıyı kapamak gerekir. Çünkü emniyete merak, çünkü cemiyete merak edip alaka duyulan ve böylece umumileşen meseleler hakkında yapılan sohbetler o meseleleri idame ettiren en müessir telkinlerdir. Ha, tekamül etmek istiyorsan dershanelerde ...müspet telkin yapılacak, içtimai, siyasi, hukuki böyle konuşmalara kapı kapatılması lazım. Konuşacaksan ders ders yapılan sohbette, şu ortamda konuşulmaması lazım, mevzu açılmaması lazım. Talebe medresesi ise ders yapılan yerde ders çalışma odan da çalış. Bilim olduğu halde, buna her şey yerinde kullanılması lazım. Bak mutfak yerinde kullanılıyor. Mutfak mutfaktır. Tuvalet tuvalettir. Banyo banyodur. Lavabo lavabodur. Yatak odası yatak odasıdır. Salon salondur. Her şeyi yerinde kullanacağız. Ne yapmış? Ya ne olur? Abiler havayı hava mı zannediyorsunuz? Hava hava mıdır? Hava için ayna diyor ya. Toprak için de ayna diyor. Usta. Dört tane ayna. Su aynası, toprak, hava ve nur aynası ya usta tavaya bakarak alem İslam'ın ve işte önümüzdeki hadiselerin haber bültenini çıkartıyordu. Hava zehirleniyor biliyor musunuz? Hava. Buharat muzahrefe. Kafa zehirleniyor kafa. Semli kafa diyor değil mi? Başka mikrofonlarla, haberlerle zehir akıttığını şu anlarda söylüyor. Öyle demiyor mu? Zehirli nefesleriyle diyor. Aynı öyle mi geçiyor? Ha. bir Rabbil felek de mi? Orada geçiyor. Yani he? Düğümlere. ve hükdelere var ya düğme ve mikrofona böyle. Zehirli nefesleriyle diyor. Ona zehirli adam konuşunca radyo vasıtası bana nefesi mi geldi? Evet. Bak gör. Zehirli nefesleriyle dinleyenlerin kulaklarına girip kafayı semlendiriyor. Zehirliyor kafa. Artık kafa doğru düşünemiyor. Ondan sonra bir yer bulmuştum. İnşallah o şey yapacağım. Ama bu belki de şey yetmez. Vakti geldiği için söyleyeyim. Burada çizmişim ama böyle olunca abiler vehim başlıyormuş. Haberlerle, içtimai, içtimai siyasi, felsefi. felsefi meşgul olunca ne kadar dinlersek vehim oluyormuş insanlarda. Vehim. Benim dar vaktim ve inzivadan gelen haleti ruhiyen bıraksa o fedakar dostlara tam sohbet etme hizmet imanına müsaade etmezdi. Peki böyle ortamlar bizim huzurumuza sebepse böyle ortamları canımız gibi korumamız lazım. Medreseleri. Medreselerin malı, mülkü, malzemeleri malı umumidir, beytul maldır. Keyfe maaşı kullanılmaması gerekiyor, sahiplenilmesi gerekiyor. Kırıp dökmemek, eften püften şeylerle kullanmamak gerekiyor. İsraf etmememiz gerekiyor. Çünkü bizim zemin, suyundan, lavabosundan, arabasına kadar, havlusundan, çamaşır makinesine kadar zaten dinimizin gereği israf etmemek, abes etmemek gerekiyor. Ne kadar dahi olsa arabayı yürüme mesafesinde olan bir marketten araba kullanmamak gerekiyor. Ne zaman yürüyeceksin? E bu bir bahane işte peynir, zeytin alacaksın dersaneye, ekmek alacaksın. Araba niye kullanıyorsun? Yakın zaten arabasını, çamaşır makinesini, süpürge makinesini, musluğunu, tuvaletini. Abiler bunları banyoda, evde olsun, burada olsun öğrenin. Özel çamaşırlarınızı, makine, tıraş makinesi hiçbirisini bırakmıyorsunuz. Havlular bırakmıyorsunuz, çamaşırlarınızı bırakmıyorsunuz. Herkes bıraksa ne olur orası? Herkes alacak. Çamaşırlarınızı da da odada kurutmuyorsunuz. Çünkü o nem sizi sıkıntı yapar. Kurutma yerleri var. Bahçe var. Kurutma şeyi var. Makinaları tek başına böyle kefi maşı kullanmıyoruz. Bak, tuvalete temiz bırakıyor çünkü onları da söyleyeyim ada belki de zamanım yetmez. Mevadi şerire, şerir madde ya tuvalette o pislik. Mevadi şeridir. Onun mekeli haşa haşa melek olmaz. Gübrelerin mekeli melaik olmaz insanın fıtratını bozan ve insanı yanlış yollara sevk eden ne varsa iki şey, 246 sözlerden. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden o madde mevadi şeriridir. Kim var orada? Erva habise var. Tuvalette ve banyoda erva habisi olur. Orada okunmadığı için erva haliye yok. Her girdiğimiz zaman çıkarken mutlaka temizlememiz gerekiyor. Banyodan çıkarken fıskiyle her taraf duvardan beri her tarafı temizle temiz gibi bırakacaksın. Çamaşır bırakmayacaksın, havlu bırakmayacaksın, hiçbir alet bırakmayacaksın. Odanda da asmayacaksın, asma yerleri var. Tembellik yapmayacaksın. Lava yıkarken lavaları temizleyeceğiz abi. Su gitmiyor. Başkasına ver koyun. Tornavida ile aç. Niye su gitmiyor? Temizde lavabaları. Ondan sonra e, misafir geldi diyelim. Yattı değil mi? Yattı, kalktı. Bir gün kalktı. Yastık kılıfını, yordan onları yıkayacaksın. Bir başkasına takmayacaksın, yapmayacaksın. Temiz olacak. Kıymetini bilmeyen, değerini takdir etmeyeni dershanede tutmayacaksın. Tanımadığın kişileri de dershaneye istifade eder diye almayacaksınız. Almayın. Ne niyetle geldiklerini bilmiyoruz. Gelse bile ekseriyette istifade etmeye değil, hastane olarak görüyorlar. Ha? Yani tedavi bizim gücümüz ona etmez artık. Biz diyeceğimiz şey söylüyoruz. Sonra e, soracağınız var mı bunlarla? Bak banyoyu temiz bırakıyorsunuz. Havlu bırakmıyorsunuz. Ondan sonra başka... Ha? Ha, hususi nevresimleri herkese göre değişir ama haftada bir değiştirmeniz gerekiyor. En fazla haftada bir değiştirin. Böyle aylarca, senelerce öyle bir şey yok da ben mübalağa ediyorum. Şurası evet, nefesim mutlaka. Nefesim, sıcaklık, Eğer terleme oluyorsa hmm. değiştir kardeşim günde değiştir. pisye. Çünkü oraya iyi bir rüyan gelmez. Terlemişsin. Pis pis. iki günlük terlemişsin. Çarşafın altındasın. Sana orada aa melekler gelmiş. Güzel güzel rüyalar gösterecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Hep böyle sıkıntı, can sıkıntıcı şeyler olur. Aklınıza gelen dershane şeyleri bana sorun ki ben. Böyle gidip... Osmanlı'da medreseden kapatılmasıyla alakalı e, müzakere yapılmıyor. Evet. O çok önemli. Dershanelerde herkes kendi bilgisine kanaat ettiği için müzakere olmayınca, herkes kendi başına kaldı odada, muzakereler olmayınca medreseler kapandı. Medreseler kapandı, Osmanlı da yıkıldı. Onun için dershanelerin temel ruhu muzakere. Şu da muzakeredir, beraber müzakere ediyoruz. Ondan sonra aramızda hafızlık çok var, 5-6 tane şey, hafızlar var. Ee, bir kere el aşağı yeni gelen kardeşler her şey o hafızlara kı kıraatı ağzı düzgün olana namazımız olacak kadar hangi sure el teremi li lafı sen dinlet ha o sana desin ki şunla namaz kıl namazımız olacak kadar sureyi iyi bellemek gerekiyor Zübeyir hangi surece ondan sonra ezberinizi dinletin eksiklerimiz varsa tecvitimizi düzeltiyoruz onu düzeltiyoruz. Bak boş konuşmuyorum ha. Kur'an zaten bilmeyen yok. Ama tecvid bilmi, bilmeye, bilirsiniz. Yani gelenler için söylüyorum. Hafızlarımız çok çok şükür. Zaten vakıflar bunu şey yapıyor. Ee, onu da öyle yapıyorsunuz. Yani muzakeri ne yapıyoruz? Kur'an muzakeresi var. İlmel muzakeresi var. Risale muzakeresi var. Bir arada eskide Osmanlıca okunuyordu. Var mı? Zeytin Tepecik'te. Evet. Ha, sonra o işin 3 da iki dakika iki, iki dakika herkes Osmanlıca okuyordu böyle o da vardı anlamadık ya. Ondan sonra banyo söyledim. Tuvaleti temiz bırakıyoruz. Fazla durmuyoruz. Bak mı kafanız? Tuvalette fazla durmayacaksınız. Tamam. Oraya mesken ihtiyaz etmeyeceğiz. Çünkü oranın sahibi değiliz. Ee, çünkü tuvalete niye duruyoruz? İnsan genel anlatıyorum. Tuvalete böyle bir his veriyor şeytan nefis. Diyor ki daha gelmedi. Lan yarın geleceklerini şimdi demekler beklerse olan yarın olunca ne atacaksın yani? Bırak yarın için yarın atasın. Ostat misal veriyor diyor ki yarın içeceğin suyu şimdiden içsen olur mu? Durmayacaksın ya. Kardeşim bırak o o şey değil. Aldatıyor. Kalk git. Ama gelmedi abi. o şeytan yapıyor. Yap erva habise yapıyor tamam. Tuvalete fazla durmuyoruz. <laughs> Ondan sonra çıkarken mutlaka temizliyoruz tuvalet. Sen temiz bıraktın ama olsun. Sen bir daha. Herkes böyle temiz bırakacak. Sebebi şu. Mevadi şerire şerir madde kalsa erva habise o gelir oraya. Nereden söylüyorum? 246 sözler. Mevvadi şerirenin mümesili ve sekenesi erva habisedir. Erva habise de ne yapar? İnsanın fıtratını bozar, yanlış yollara sevk eder. Yani vehim ve vesvesi aktif eder. Yatak çarşaflarımızda telenci değiştiriyoruz. Namaza kalkar kalkmaz camımızı açıyoruz, havalandırıyoruz. Odamızı mutlaka temizliyoruz. Kahvaltıya gelmeden mutlaka yataklarınızı düzeltiyorsunuz. Yatakları düzelt. Temiz kip iyi olacak. Odası dağınık bir kafanın kafası düzgün olamaz. Düzgün tertip alacağız. Size ne istiyor? Sorularınız olduğu zaman yemekteyiz, çaydayız, namazdayız ve odam yukarıda her istediğiniz zaman kafama çalabilirsin. Abi ben burayı anlamadım. Abi şöyle bir kafama takıldı. Bak gel sor. Ben de biliyorsam söyle. Ama bunları yapacaksın. Ee, banyo, tuvalet, yatağımız da böyle yapacağız. Ondan sonra saatlerimizi dikkat et. Ha çok önemli. 12'den sonra bir hmm. söyledim. 12'den sonra hiç kimse ayakta olmayacak. Bir de son bir şey söyleyeyim. Ders kadar kıymetlidir. Cumartesi ders kadar kıymetlidir. Dersten sonra çayda yeni birisinin yanına oturup sohbet etmek. Yeni birisi geldi, tamam mı? Onun yanında oturup abi hoş geldiniz, kardeşim hoş geldiniz, nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Ne, maşallah. Burayı nerede bildiniz ya falan. Hem tanışın, hem ilgilenin. O derste ilk gelene, ilk gelene en çok tesir eden ders değil, alakadır, sahiplenmektir. İltifattır, sohbettir. Ya benimle ilgileniyorlar. Allah rahmet etsin. Bir tane e, abi vardı adını unuttum Köy'de, e, Doç parçası satardı. Ben diyor bir sene derse ders için gitmedim. Dersten sonra benle ilgilendikleri için gittim diyor. <laughs> bir abi vardı ben de Hasan kardeş de buyur abi. Ben dedi ya benimle ilgileniyorlar ya dedim. Niye? Ya sabahtan akşam iş atıyoruz dedi. E de zaten hanım dedi şey yapıyor dedi. Kimse beni kale almıyor. Ama dörsen de herkes beni kale alıyor ya dedi. Adam geldi benimle sohbet. Sıp o için gidiyordum. Her hafta çarşama giderdim. Ve sonra sonra şimdi hakikati öğrendi tabii. Ama şimdi onu yaşıyor inşallah ahirette. İnşallah buradan kaldıktan sonra devam ederiz. Ee, başka sorusu var mı dershane için? Bakır da bakım enelhamdülillahi rabbil alemin elfati ate mesalavat